Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Haziran ayı sizin için iş, kariyer ve ailevi alanlarda çok hareketli ve eğlenceli bir ay olabilir. Güneş ayın 20'sine kadar İkizler Burcu'nda olacak. Biliyorsunuz büyük şans gezegenimiz Jüpiter İkizler Burcu'na geçişini yaptı. Haziran 2025'e kadar da orada olacak. Ve küçük şans Venüs İkizler Burcu'nda ve ayın 3'ünde yönetici gezegeniniz Merkür de İkizler Burcu'na geçiyor. Yani 10. evinizde önemli bir gezegen hareketliliği var. Bu ne demek? İlginiz, bütün beklentileriniz, enerjiniz, sizin için geleceğiniz, işiniz, kariyeriniz, aileniz ve benzeri konulara yönelmiş durumda. Toplumdaki statünüz. Buralarda çok önemli bir ay. Tabii ki var olan işinizle ilgili çok aktif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yani toplantılarınız, görüşmeleriniz, bilgi paylaşımlarınız var. İşle ilgili seyahatleriniz olabilir, eğitimleriniz olabilir, kalabalıklar var. Özellikle ekip çalışmalarına çok daha bu dönemde zaman ayırabilirsiniz. Jüpiter zaten biraz iş olanaklarınızı büyütmeye başlayacak, kariyer olanaklarınızı. Özellikle daha önceden yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. İş arayan birçok Başak için bu dönem şanslı bir dönem. İşte Haziran'ın ilk yarısı da burada çok fazla bir hareketlilik var. Çünkü Venüs ve Jüpiter el ele kariyer evinizde olacak sevgili Başaklar. Bir yandan da diyebilirsiniz ben çalışmıyorum işte kariyerim yok. Yani kariyer demek illa iş demek değil. Evlilik de bir kariyerdir. Ailenizle ilgili konular da yine sizin için statünüzle ilgilidir. Bu dönemde aile üyeleri, işte ebeveyn ilişkileriniz, akrabalar, kardeşler, onlarla ilgili konular, kavramlar hayatınızda çok yoğun olabilir. Onlarla bir arada olabilirsiniz, zaman geçirebilirsiniz ya da hayatınızda belirleyici olabilir. Yapacağınız planlarda, aktivitelerde çok fazla aile üyeleri ve aileyle ilgili etkileşimler çok fazla öne çıkabilir. Aile işi ve aileyle birlikte çalışanlar için de tabii ki bence yine özellikle ikizlerin o ticareti, işte hareketliliği, çok yönlülüğü oldukça bereketli de olabilir. Fırsatlar, kazançlar da getirebilir bu ay içerisinde. Ve 6 Haziran'da tam da burada 16 derece İkizler Burcu'na yeni ay doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza açıyor tabii ki. Yeni kapılar açıyor bize. İşte bu kadar ikizler etkisiyle bir yeni ay döngüsü başlayacak sevgili Başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bunu 12, 18 derece hatta 12-20 derece arası da alabilirsiniz. Yeni ayın tesirleri artacaktır sizin için. İşte bu yeni ay size bir iş kurma, yeni bir işe başlama, kariyer değişimleri, yer değişimleri, taşınmalar, çalıştığınız ya da yaşadığınız mekanlarda olabilecek düzenlemeler, evlilik konuları, işte belki ebeveynlik konuları ki bu da toplumdaki statünüzle ilgilidir, öne çıkarıyor. Buralarda önemli tesirlerin, hızlı gelişmelerin olabileceği bir dönemdesiniz. Özellikle Jüpiter ile Plüto arasında da güzel bir üçgen açı var. Ayın hemen ilk günlerinden itibaren bunu hissedeceğiz. Plüto Kova burcunda, meslek evinizde. Bu dönem sizin için çok dönüştürücü ama fırsatlar sunan bir dönem. Birdenbire hani günlük hayatınızın iş konuları, meslek konuları, kariyer konuları, tüm bunların hareketlendiğini ve böyle çok hava elementinin de desteğiyle çok güçlü bir açılımla hızlandığını görebilirsiniz ve size katkı sağlayacak birçok insanla temasa geçmeniz, birçok bilgi almanız mümkün görünüyor. 9 Haziran Güneş Satürn karesi tabii ki tüm değişken burçlarımız gibi sizi biraz etkileyebilir da ilişki evinizde. Bu sorumluluk demek aslında baktığınızda. Yani iş sorumluluklarınız artabilir, kariyer sorumluluklarınız artabilir. Evlendiğinizde evliliğin size tabii ki bir yüklediği sorumluluk var. Kariyerinizde bir değişim getiriyor. Bir otoritenizde değişim getiriyor. Ebeveynseniz ebeveyn ya da ebeveyn olabilirsiniz. Hani bu da tabii ki bir sorumluluk ve yine kariyerinizi etkileyebilir. Evlilik konularında yine önemli etkiler var. İşle bağlantılı ortaklıklar, iş birlikleriyle ilgili hayatınız daha uzun vadeli yapılandırmalar olabilir. Bu bir imza atma, bir anlaşma, bir sözleşme anlamına da gelebilir tabii ki. Ve ayın 9'unda Mars Boğa burcuna geçiyor artık. Mars Boğa burcunda size güzel bir açı verecek toprak elementinde olduğu için 9. evinize gelecek. Ve burada biraz daha belki enerjinizi artık
özel ya da işle bağlantılı ya da eğitimle ilgili olabilir. Seyahatlere, yolculuklara biraz yönlendirebilirsiniz. Daha fazla hareket getirebilir hayatınıza. İşle bağlantılı ya da eğitimle bağlantılı olarak sosyal medya üzerindeki aktiviteler, bilgi paylaşımları artabilir. Bazı hukuksal işleriniz olabilir, görüşmeleriniz olabilir, danışmanlıklarınız olabilir. Örneğin Mars Plüto karesi 11 Haziran 12 Haziran bu ayın zor açılarından birisi. Genel itibariyle biraz hani yurt dışı konu, yasal konularda bir baskı olabilir. Örneğin işte bir vize bekliyorsunuz, orada bir sorun çıkabilir ki çoğu kişinin yaşadığı bir durum şu anda. İşte bir seyahatle ilgili konularda böyle bir engel söz konusu olabilir. Ya da sizin için zor olabilecek bir sınav ya da böyle bir yasal prosedür hayatınızda gündemde olabilir. Hukuksal konulara biraz dikkat etmek gerekir bu süreç içerisinde. 17 Haziran'da yönetici gezegeniniz Merkür ikizlerden ayrılacak, Yengeç burcuna geçecek. Hem de Venüs'le beraber. Yani her ikisi beraber Yengeç burcuna geçecek. 20 Haziran'da Güneş de Yengeç burcuna geçecek. Bu da 11. evinizi hareketlendiriyor. Bu ne demek? Biraz artık şu iş, güç, kariyer konularını biraz kenarda bırakalım. Biraz eğlenelim. Biraz böyle sevdiklerimizle zaman geçirelim anlamına geliyor. Güzel gruplara, davetlere katılabilirsin. İşte bir nişan töreni, bir düğün etkinliği olabilir. Çünkü biraz için içinde aile var, duygular var, eğlence var, parti gibi böyle etkileşimler var. Kalabalıklarda keyif almanız, arkadaşlarla güzel programlar yapmanız mümkün görünüyor. Ama genellikle başaklar iş çok düşündüğü için, evet, iş konularında da yeni projeler, ekip çalışmaları anlamında ya da işten gelecek parasal kazançlarınız, gelirleriniz anlamında da burada Yengeç burcundaki bu etkileşimler sizin için faydalı çalışabilir. Ve ayın 22'sinde Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek. 1 derece Oğlak burcu Dolunayı. Ve 5. ev yine bir güzel ev alanında, yani burası da eğlenceli, keyifli, sizi mutlu edecek gelişmelerle alakalı. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Bu dolunay daha çok öncü burçlarımızı etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 1 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa dolunaydan önemli etkiler alabilirsiniz. Güneşiniz ve yükselen burcunuz Başak burcunun son derecelerinde ise yine dolunayla teması artabilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu dolunay çocuklarla ilgili keyifli bir haber getirebilir. İşte çocuğunuzun işte bir sınavının başarılı olması, işte okuldan mezun olması ya da çocuklarınızın eğitimiyle ilgili güzel bir böyle bir karar vermeniz, başlangıç yapmanız mümkün görünüyor. Güzel seyahat planlamaları yapabilir, bir tatile çıkabilirsiniz, bunları organize edebilirsiniz. Biraz böyle aileyle daha fazla temasta olacağınız dönemler, eğlenceli aktiviteler artabilir. Ve aşk konularında güzel, romantik bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Venüs'ün ve Merkür'ün de zaten destekleri var. Dolayısıyla bu dolunay ve dolunayı takip eden özellikle Haziran'ın son günleri içerisinde sizin için daha heyecanlı, daha romantik, daha duygusal etkileşimler var sevgili Başaklar. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebileceğiniz gibi beğendiğiniz kişilerden güzel teklifler alabilirsiniz veya böyle bir amacınıza ulaşabilirsiniz. Özellikle ilişkilerle ilgili alanlarda, parasal konularda da şanslı olduğunu söyleyebiliriz Oğlak Dolunay'ın. Özellikle şansa ihtiyacınız olan alanlarda biraz daha bu sizi destekleyebilir. Parasal konularda bazı yatırımlarınızın güçlenmesi, kaynaklarınızın biraz daha değerlenmesi açısından da güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.